بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alamlar Rabbisiga hamdu sanolar, payg'ambarlar so'ngisi va eng afzaliga salot salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taologa maqtovlar bo'lsinki, bizlarni Ramazon sharifida, oylarning sultonida, oylarning sultoni ichra kunlarning ulug'ida jam etdi. Alloh tabaraka va taolo hammalarimizni bu muqaddas onlarni g'animat bilib foydamizga ko'p yaxshi amallar qilib olishligimizni o'zi nasib aylasin. Darhaqiqat juma ibodati asnosida bo'ladigan xutba uzramiz. Alloh subhanahu va taolo birgalashib o'rtoqlashmoqchi bo'lgan ma'nolarni hammamiz uchun ta'sirli bo'lishligini, nomamizga yaxshilik bo'lib yozilishligini o'zi nasib qilsin. Shuning bilan birga ulug' kun juma hammangizga muborak bo'lsin. Siz azizlar bilan ushbu galgi iymonlashuvimiz chog'ida zakot, moliyaviy ibodat mavzusida iymonlashib boramiz. Tabiiy ravishda zakotga aloqador bo'lgan Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambar alayhissalom hadisi shariflaridan istifoda etib suhbatni olib boramiz va buning ketidan ortidan nisob uning miqdori, bu yilgi o'lchami qanaqa bo'ldi, mana shular haqida o'rtoqlashamiz. Ya'ni keyingi qismi biroz diqqat talab etadigan, xususan zakot beradigan odamlar e'tibor berib, buni kerak bo'lsa hisoblatishga urinadigan matematik jihatlari ham bo'ladi demoqchi. Zakot masalasi haqida gap ketar ekan, aynan shu ilmi hol deyishimiz mumkin. Ya'ni bugungi holatimizga, kechirayotgan kunimizga mos ravishdagi mavruza zakot haqida bo'lishligi tabiiy edi. Haqiqatda shunday. Zakot uni ado etish masalasi Ramazonga tavaqquf qiladimi? Aytaylik, kimdir qadr kechani topaman desa, aynan Ramazonda ekanda deymiz. Men farz ro'zani tutaman desa, ha, demak Ramazonni sog'inibdi-da deydi. Haj deydigan bo'lsa, Zulhijja deymiz-da endi. Mana shunaqami, zakotni ham ma'lum bir oyga belgilangan, yo'q, yil aylansa berilaveradi, ammo rekigan shukrki Ramazon sharifda shu haqidagi gaplar ko'p ko'tariladi. Alhamdulillah, zakot haqida keyin berishim kerak ekan degan ahga to'xtamay kelamiz. Agar kela olsa, Alloh bizlarni agar suyib, shuni beradiganlardan qilib qo'ysa agar. Ha, mana shu uslubda so'z olib borishlikka majburmiz. Ulamolarni zakot haqidagi gaplari mana kezi kelganda keladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda zakotga chorlagan. Buyurgan. Va aqimus solata va atu zakata ko'rinishida 8 marta zikr qilgan Alloh taolo. Namoz bilan birga. Bilamiz-a namoz qanaqa ibodat. Iymondan keyin turadigan eng ustun ibodat namoz turadi. Birinchi galda. Shu bilan yomon Alloh subhanahu va taolo zakot berishlikni aytgan. Shu bilan birga keladi. Buniyal islamu ala khams. Islom 5 narsa ustida qurilgan bo'ladi, bino etilgan bo'ladi. Shundan bittasi nima? Zakot. Islomning 5 ustuni, arkon, rukunlaridan biri zakot bu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda boshqa bir ko'rinishlarda ham zakotni ifoda etgan. Ya'ni va aqimus solata va atu zakat ko'rinishi shu ko'rinishdagi holati 8 da dedi. Bunda farzligini ifodalamaydi ham.
Yani ifoda etadigan cihatları yan bolsa da şu şekil sekiz bora geliyor. Bundan taşkarı bir kança oranlarda Allah subhanahu wa ta'ala zekatke emir etken, buyurken. Şunu bilinçliğimiz gerek ki, şunu yakşarak bilinçliğimiz gerek ki, bu buyruğunu beruvchi zot Alloh taolodir. Bir martasi ham kifoya qiladigan bo'lishligi kerak. Alloh taolo ta'kidan dedi. Mana shunda ham Robbul olamin bandalarini yaxshi ko'rishligi yotadi. Esingdan chiqmasin-a, bola, mana bu narsani aytdim. Ha, olib kelaman. Esingdan chiqmasin-a. Bolam esingdan chiqmasin, mana buni tayyorladim-a. Deyilsa, o'sha narsa nihoyatda muhim ekan. Qilmasam bo'lmaydi degan tushuncha bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo. Zakot beringlar. Desa kifoya bo'ladi. Yo'q, buni takror aytdi. Koni bu ta'kid bo'lsinki, mu'minlar, musulmonlar, bandalar yaxshi bilsinki, uni ado etmasam bo'lmaydi. Joyiga qo'ymasam bo'lmaydi. Ha, joyiga qo'ymasam bo'lmaydi. U birovning mulkimizga kirib qolgan bo'ladi. Endi uni joyiga joylash kerak. Sözde adaşmadık. Joyiga qo'ymasam bo'lmaydi deysiz. Bizni sarmoyamiz ichiga kirib qolgan birovning haqqi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innama amvalikum va avladikum fitna. Vallohu indahu ajrun azim. Vallohu indahu ajrun azim. Deb marhamat qilgan. Innamo arab tilida cheklovni ifodalaydi. Mana shunday boshqachasi bo'lishi mumkin emas degan. Hech shak shubha yo'qki, qat'iy gap shuki, mollaringiz va bolachaqalaringiz sinovdir, fitnadir. Allohning huzurida ulkan ajrlar bor. Hech shak shubha yo'q. Alloh aytayapti va Alloh subhanahu va taolo ishlatgan kalima o'zi ifodalayapti bu ham. Hech shubhaga o'rin yo'q. Qat'iy gap shu. Mol va bola chaqalar fitnadir. Ammo Allohning huzurida ulkan ajrlar bor. Oyati karimalardagi so'zlarning joylashuvi o'zi katta mo'jiza. Alloh subhanahu va taolo molni, bolalarni katta fitna sinov ekanligini aytib, orqasidan Allohning huzurida ulkan ajr bor deyapti. Bu nima degani? Bu degani shuki, shu fitnaga ketib qolmasalaring, shuni fitna bilib, yo'llaringda to'g'ri yurib, shu sinovdan o'ta olsalaring, Allohning huzurida katta ajr bor deyapti. Agar o'tib bo'lmasa, unda emas, aksincha bo'ladi endi degan. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir o'rinda marhamat qilgan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ey iymon keltirganlar, mollaringiz va bolalaringiz Allohning zikridan sizlarni chalg'itib qo'ymasin. Kimdaki mana shunday qilsa, bas ana o'sha odamlar chinakam ziyon ko'rganlardir. Bu o'rinda ham hozir zikr qilingan oyati karimada ham mol va bolalar kelyapti. Mol va bolalar zikr qilinyapti. Ana o'sha Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin. Demak, nima uchun Alloh subhanahu va taolo aynan Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin? Ko'rinishida marhamat qildi. Demak, chalg'itib qo'yar ekanda bu azizlar. Mol bilan bola chaqa insonni Allohning zikridan chalg'itib qo'yar ekanda. Mana shu joyda o'tiribmiz. Juda ko'pimiz. Alhamdulillah, umidni, ishonchni, gumonni yaxshi olaylik. Alhamdulillah, besh vaqtli ibodatlarimiz.
Lekin şu ibadetke müstahkem bölgelerimizse köpünce tereçliği nime buladı deyip namaz okumaya gidiyor yani. Taşken yağdan taşıyımız, katneyimiz, ruhlam özümüzde. Şunu da düşüp namaz okup olganı yok. Tereçliği degen yolgun dava bu. Patır bozarda iki saat vakti uçuluyum ki ama namaz okulmuyor. Buladı şu. Mana şu derecede şeytan bizi uyum kıladı. Başka narsa bilen çandan vakti uçadı. Mana adli halde. Ne manidir küzet hemen keçesi deyip durup. İki saat ben buluşluyumuz mümkün. Lekin iki rekat namaz okulmayız. Buladı mı? Buladı. Demek Allah subhanahu ve ta'ala'nı körüp turganligi hissi, onu razı kılıçlık teşvişi, haliginden kayserisi yutarak öndeken teşvişten üstünmez. Mutlaka terk etçiligimiz, bereket olur, şu sebep payım bulup ben. Uşandayım, biraz üyeledigen, kıblagi yüzlerini kulak kokuyetkinde izilip gidedigen, Allah Peygamber peygamber deyim ben. Şefaat hakkında gep gitse nihayette galatı bup gitse ben. Şefaatını Allah nasip kılsa deyim ben. O kişinin tahaccüdleri vacip kadar bu yani. Yani Peygamber aleyhisselam tahaccüdde berdavan bu yani. Bir halimizde nezer taşlaştığımız. Allah'ın zikri mesela. Allah'ın zikri hakkında gep gitse durup namaz hakkında gep başladık. Mantıklı mı? Elbette mantıklı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَاَقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ beni izleş için namaz okuyunlar diyor. Zikirlerle en zoru namaz okuyunlar. Sizlerin mallarınız, bala çakalarınız Allah'ını zikirden çalgıtıp koymasın diyene namazdan sizlerini ayırıp koymasın diyene. Ha? Balalar neyken? Ayet-i Kerim'e bunu gider Allah kaldı. Mal fitneyken ayet-i kerime bunu ispatlabilir yani. Ve ana şu fitne deyilgen iki narsa mal ve balacaka zikirlerden ham. Zikirler sultanı namazdan ham toktatıp balıştığı mümkün. Şunun için ham Allah, şunun için ham Rabbimiz, şunun için ham mihriban Rabbimiz bundan kelamıda ayah ediyor. Ey iman kildirgenler deyip. Özlerinizin mu'min, musulman, imanlı bilseleriniz, şun deyip okumasın. Men sizlerge nimet kılıp bergenim bolalar. Men sizlerge inam etkenim malı dünya, sizlerini Allah'ın ibadetinden çağırıp koymasın. Bu nihayette havatır olup kabul kılmışsın. Tabii ki savol tug'iladi ve bunga o'rin qoldirmaymiz. Javob bermaymiz ketamiz. Ha, endi mol dunyoni ko'paytirmaslik kerak yoki uni tashlash kerakmi? Bola chaqalarni nima qilish kerak endi? O'zi Alloh taolo bergan bo'lsa, nima qilishlik kerak? Chalg'itib qo'yishligidan qaytarayotgan Alloh taolo deb javob beramiz. Ularga ega bo'lishlikdan qaytarmagan. Robbi habli minas solihin. İbrahim aleyhissalatu vesselam Allah Teala İbrahim aleyhissalam Allah'ı nola qilganlar. Rabbi habli minas solihin. Ey Allah, menga solihlardan bo'lgan farzand bergin dedilar. Farzand hadiya qilgin, menga tuhfa qilgin dedilar. Farzand bergin emas, solihlardan bo'lgan farzand bergin, farzandni tuhfa qilgin deganlar. Birdaniga salohiyatini so'raganlar. Bizni xatoimiz shunda azizlar. Qo'chqordaydan bo'lsa, u bo'lsin, bu keyin suzishib yuraveradi u. İbrahim aleyhissalatu vesselam ne dedi? Rabbi habli minas solihin. Birdenige salohiyatini so'rayaptilar. Ey Alloh, solihlardan bo'lgan farzandni tuhfa qilgin. Solihlardan bo'ldimi? Har ikki o'g'illari payg'ambar bo'ldi. So'raganlardan ortib ketdimi? Ortib ketdi, payg'ambar bo'ldi. Bolalarımızın talimi, çırayla geçirdiği için, halal yol bulan kesip topuştuğu için, etraftakilerde halallik bilen güzel muamele kılıştığı için, mumun musulmanlarda güzel bir surette faydası nefti gedigen buluştuğu için, mumunlarını yakşı yürüdüken buluştuğu için,
ularni ham o'zi bilan ziyoda, zakovatda, yaxshilikda, hatto jannatda birga bo'lishligi uchun jon kuydiradigan salohiyatli farzandni tarbiyalash va o'shanga ketkizayotgan vaqt mobaynida Allohning ibodatlarini o'z o'rnida qilishlik bilan Alloh subhanahu va taoloning zikridan og'ishmasdan harakatlanishligi bolasiga ham o'sha hisni İslam'ın uşa dakik düşüncelerini sindirip borçluge Allah Ta'ala'nı zikreden çağırtçı olmayıdı. Bırı malını köpeytir yaptı. Köpeytir gelme sarı sadakatını, zekatını köpeytirip verirdi. Şimdi diyemez mi? Mal, bana 34 milyon büyük zekatın hesabı bulgen bulsa, 340 milyon bulup gitsem karadan bir veri uğradı. Yine ondan köpeyi gitsem karadan bir veri uğradı. Mal o dünyanı köpeytir işte, bakıllıkke alıp geledigen bulsa. Onu vermezlikke alıp geledigen bulsa. O'zini muhabbatiga shunday qamrab olib, mol bilan yashab, ya'ni molni g'ami bilan yotib, uni g'ami bilan turadigan bo'lib qolinsa, ana o'sha halokatdir. Alloh subhanahu va taolo nima dedi oyati karimada? Fa ulayka humul fosirun. Ey iymon keltirganlar, mollaringiz, bolachaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin. Kimda-kim mana shunday qilsa, ya'ni moli bolası Allah'ını zikreden çalgıdır koyuşluk diye imkan verse, bas ana oşalar ziyon görgelerdir dedi. İlk kette bankrot o şekilde. Naması da aytarlı savabı yok adam oşa bulur. Az gene buluşluğu mümkün, günah tamamı öte köpeğinde. Demek muallı ha? Hafize yol bilen kabul kılır. Onu köpeytirişliği bilen, yine de yakşiliğimi köpeytiremen, infakımını, ihsanımını köpeytiremen, adam gerçiliğimini köpeytiremen, ben şu zekavatım bilen, şu malım bilen, Müslümanlarla nef yetkizemen diken maksat bilen hareketlense. Ve elbette kulu da Allah Ta'ala birgen, vaktin çelik, amanat ikerliğini bilip yaşayan adamın hakkına da zekat verir ona. Mana shu joyda turgan hamma zakotga qodir bo'lmasligi mumkin. Lekin ihson qutiga 4-5 so'm tashlagani qodir bo'ladi. Shuni baralla suhbat orasida alohida ma'ruzadan suhbatdan ma'nodan chekinib emas. Ichida aytib o'tib ketishligimiz mumkin. Qachon zakot bera olamiz azizlar? Hammamizning harakatimiz moldor bo'lishlikka. Baribir shunga harakatimiz bor. Ko'paytirishlikka. Ihson omon. O'sha vaqtlarda ham zakot bera olay. Zakotimni bermasdan halokatga tushib, Allohning jahannamiga oloviga uloqtirilmay deydigan odam zakotga baribir, ya'ni boylikni ortirishga harakat qilar ekanmiz, bugun 5-4 so'm ihson qilishni o'rganaylik. O'shanda bera olamiz. O'zimizni odatlantiraylik. Ulamolardan birlarini bilamiz, yaqin zamonda ulamo qo'llariga 40 ming so'm pul tushib qolsa birini berib yuborar ekanlar. Zakot haqidagi gap ham yo'q. Shunda 40 dan birini ajratib berib ketaverish. Go'zal odat. Molu dunyo yig'ish, bola chaqali bo'lish, uni ko'paytirish yomonmi? Yo'q, yomon emas. Qachon yomon bo'ladi bu? Allohni zikridan chalg'itadigan darajada agar g'uluvga ketgan bo'lsak. Ana shunda o'sha narsa tufayli biz halok bo'lamiz. Eng katta ziyonga, zararga duchor bo'lgan odamlar biz bo'lamiz. Payg'ambar alayhi salovatu vasallamni inna likulli ummatin fitna va inna fitnata ummati al-mal. Hamma ummatni har bir ummatni fitnasi sinovi bo'ladi. Mening ummatimni fitnasi moldir dedi. Haqiqatda shunday. Bilib qo'yaylik, xos hadis sharif, zakotga xos hadis sharif. Mol bizni balolaydi. Oilalarni ajralishligida ham mol ta'sir qilib o'zimizni mol fe'limiz bilan ajratib yuboramiz. Odam boshimiz bilan emas, mol boshimiz bilan qaraydigan bo'lsak, ana shunaqangi ishlar bo'ladi.
bu ümmet hassaten mal balası bilen sınırlanır. Peygamber aleyhisselam ediyordu. Mal balası bilen. Mal balayam sınırı diken, fitneyem sınırı diken. Şun bilen sınırlanır. Ayet ve hadisler, hazır ki eğitiliyetken gepler hemmesi. Bizler ondan faydalanmıştık. Halol yo'l bilan topgan bo'lsak bas, xohlaganimizcha ishlatishligimiz mumkin. Ammo lekin o'sha mollarimiz xususida, bolalarimiz haqida Robbimizning amrlarini ado etsak bas. Molni to'plash masalasi nima bo'ladi? Bu muboh hammal. Xohlagan odam ko'paytiradi, xohlagan yetadi, Xudoga shukr deb yuraveradi. Lekin muhabbati harom deganlar sizlar. O'sha muhabbati bo'lsa zakot berdirmaydi-da. Muhabbeti bu söz adab oldu diye yani bunlar. Bileyle işte. Muhabbet o söz artık yetkiler. Her zaman iftar, Peygamber aleyhissalatü vesselam, lisayimi farahattan. Ruzadar'a ikide kursantiliği var. Ve tesu indel iftar dediler. Doğru mu? İftar vakti dergisi dediler. Ağız açgenliğe kullanıp gidiyordu şu vakitte mumun dedi. Yani o'sha vaqtni kutamiz. Yana to'g'ri oxiratda Alloh subhanahu va taolo bilan yo'liqtiradi shu ro'zadagi. Ixlos bilan tutadigan bo'lsak. Ya'ni o'shanga muhabbatimiz bor bo'lsa nima qilamiz? Kunduzi ochlikka rozi bo'lamiz. Biroz chanqab ketsak ham rozimiz. Chanqoqimiz kuchayib ketsa ham rozimiz. Holsizlarni qolsak ham rozimiz. Allohning mukofotiga ochimiz. Ana shunday bo'lsa biz baxtiyormiz. Bu muhabbet meselesi deki maktuli cihatlarıdır. Ama kimini ki malıya katlık muhabbeti bulsa, o şey muhabbeti itti, onge katlık bulgen malını bırakıp vermeydiken bu kadar. Yani o şeye erişedir. Ruzadar, iftar vaktiye yetip alışlıki muhabbeti var. Dünyada o şey iftar ağız açıp, bir mazakalıp rahatlanaman, ahirette Allah'ın mükafatı bilen rahatlanaman deyip, o şey nersede katli durdu mu? Malıya muhabbet kılıp koygen adam, molini bermasligi deb muqaddas turib qolsa, o'sha qulagani, o'sha halokati, o'sha xusroni, o'sha ziyoni bo'ladi. Ahmad ibn Hanbal degan mazhab boshlaridan birlari o'tganlar. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh. Nihoyatda ulug' insonlardan. Ulug' Alloh. Ubutulina bid-dorroi فصبرنا وابتلينا بالسراء ولم نصبر biz tenglik bilen sınaldık sabır kıla olduk biz kenglik bilen sınalgan edik sabır kıla olmadık yani biz insanlar demoqchilar özlerinin şahsiyetlerimiz ten yaşagan vaktimizde tişimizde tişimizde koyup bugünkü az yine üyümüzdeki nonumuzda ya ki unumuzda malum bir günkü yetkizip bu günlük görgen bana bu 90'ıncı yıllarda biz bola bugenimiz bilemiz. Katteler bunu kıskılgen. Non deyip durgen bolaları gen nimede topu bira olmayı bunu kıskılgen. Sabır kılgen bu dükkanımız. Bunge sabır kılsa bula da deydiler. Ama oleki gen mal bilen sınaladıken bu da kıyın. Demek kıyın degeni becere bu meyde koyuruyun da degeni. İtibarlı küçülü karatıyın da degeni. Kenglik bilen sınalışkın. Özünü bilmeye kaladı o da. Bekar eti yapsan deydigen bula. Özüge kul kira şekilde zakat deydigen bu kaldı deydigen bula. Bana şuna kanka kenglik bilen sınalışlık ki sabır kılıçlık maşakkat ekelli giden agah eti. Peygamber aleyhissalavatü vesselam'dan umumən bugün biz o üslubdan faydalanmaqçı məhsimiz əslində. Yəni bunu veririk bir oranda. Allah verirken bizə və onu veririk. Allah verirken veririk. Canımız Allah verirken o. Yəni inna lillahi özümüz Allah nəkimiz o. Manamız bizə kim? O Allah verirken. Bendeni bilip
alimun hakim bo'lgan zot. Nihoyatda bilimdon. O'ta hikmatli bo'lgan zot. Anfiqu mimma razaqnakum ko'rinishida ko'p marhamat qilgan Qur'on Karimda. Biz rizq qilib bergan narsadan beringlar deydi. Ya'ni kekkayib qolmasin deydi bandani Alloh taolo. Eslatib qo'yadi. Buyurishdan avval eslatib qo'yadi. Nima deyapti Alloh taolo? Biz berganimizdan beringlar deyapti. Qabiqlikni qabiqligi shu. Ha bir xonachiga yordam berib yuborgin deyilsa, berishi yaxshi. Ha degandan keyin va'daga muvofiq ish qilish kerak. Ammo ularga mana buni berib, shunga berib qo'ygin deb, beruvchi bu yoqda bo'lsa-yu, o'shanda ham bermaslik endi razolat va qabohatdir. Qo'limizdagini Alloh berdi. O'zi berib qo'ydi. Buni berishligimiz kerak. Qay ravishda berishligimiz kerak? Tanglik bilan, tajanglik bilanmi yo'q, qo'y bilanmi? Ko'ngilimizdan berishligimiz kerak. Ey Alloh, sen bergansan. Jonim omonati bu mol ekan-ku. Alhamdulillah, sen meni shunga hidoyat qilib yo'llab qo'yibsan. Allohim, o'zingga shukr deb berishligimiz kerak. Yana bir gap. Oisha Siddiqa radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo kimga yaxshilikni xohlasa, qaysi bir odamga amirga ko'rinishda kelgan, yaxshilikni xohlasa Alloh taolo unga yaxshi vazir barpo qilib qo'yadi. Bir narsani unutsa eslatib qo'yadi haligi vazir. O'zi eslab turadigan bo'lsa yordam berib yuboradi. Agar yaxshilikni xohlamagan bo'lsa, ya'ni bunday bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo vazira suin, yomon vazir qilib qo'yadi yoni. Bir narsani unutsa eslatib qo'ymaydi. Eslab turgan bo'lsa yordam bermaydi deganlar. Nimaga buni aytayapmiz? Biz bugun o'zimiz moldormiz. Zakot berishlik haqidagi gaplarni bilmayman, fitr sadaqasi haqida gap ketish shekilli deb turib, 4 ta 5 ta mahallamizdagi kambag'alga non tarqatib yuborib, zakot berdim deb yurganlarimiz ham bor. To'g'risi shunaqa. Bu zakot boshqa narsa, birodar. Alloh o'sha siz zakot berguvchi bo'lsangiz, men zakot berguvchi bo'lsam, bilib qo'ying, agar Allohning nazrida yaxshi bo'ladigan bo'lsak, aka, tog'a, boshliq, xo'jayin shu Alloh taolo zakot degan bir narsani farz degan. Men yoningizda yurib shuni bilamanki, siz bunga mas'ulsiz, siz buni berishingiz kerak. Hammasini beringlar demagan Alloh. Atiga 40 dan birini bering degan. Holbuki Alloh taoloning ishi edi. Qanchasini berishlikni aytdi? Hali ham shunday bo'lgan, ya'ni o'zi aytgan, lekin Alloh taolo hammasini demagan, yarmini demagan, 10 dan birini demagan, 20 dan birini demagan, 40 dan birini degan. Shuni bersangiz juda yaxshi bo'lar, siz uchun xursand bo'lardim. Shunday xotirjam, tabassumga to'la yuzingiz oxiratda ham bo'lsa edi, men shuni xohlayman. Sizga men do'stman, men sizni yaxshi ko'raman. Shu gulgun yuzingiz oxiratda ham shunday bo'lsa edi deb xohlayman deydigan bo'lsa, yoki o'sha yonimizdagilarga o'shanaqangi nasihatni ayta olishligiga imkon bergan bo'lsak, Alloh bizga yaxshiligini xohlagan bo'ladi. G'odayib jerkib beradigan bo'lsak, bizga birovni eslatib, birov uni eslata olmasa, bizga o'sha narsani nasihatini qila olmasa, yoki maslahat berib ayta olmasa, Alloh taolo bizga yaxshiligini xohlamaydi. Zakot berib Allohning mukofotiga munosib bo'lishligimizni istamayapti deyishligimiz kerak. Shuning uchun doimo yaxshiliklar bo'ladigan bo'lsa, ozgina sarmoyamiz ketadimi, ozgina vaqtimiz ketadimi, bizni foydamizga bo'ladimi, darroq qilishligimiz kerak. Ibodatganmi, toatganmi, farqi yo'q. Moliyaviy ibodat bo'ladimi, badaniy ibodat bo'ladimi, shuni qilishlikka chorlov bormi? O'sha insonlarga tabassum qilib tashakkur aytsak, biz islomiyatni ko'tarilayotganmiz. Ayni payt, o'sha paytning o'zida yo, hali ko'tarilishga imkon bo'ldi demang. Bir bahiyani o'zida, fil hol o'sha paytning o'zida yo, shu xulq bilan yashaydigan bo'lsak, e'tibor bering. Hozir shu haqida gap ketdi. Ichimizda Alloh, Alloh o'zing guvoh bo'l. Qalbimdagini bilasan. Umrim boricha molimdan sening yo'lingda zakot berib yashayman deb ahd qilaylik, darajamiz o'sha holatni o'zida ko'taradi.
Şuna kakılayım. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bir orunda altın kümüşlerini kan kalıp toplayıp üzlerine, siplerine, joyluyduğu yollarına yeter. Altın kümüşler. Bunun misali de başka mağlı dünya. Altın kümüşünü oradaki bedelige işlenken kağıt kullanan kere uğradı. Yani altın kümüş yok, bizde dolar var diye oturur. Altın kümüşlerini cemgarıp toplayıp bunu Allah yolunda ilfak ihsan kılmayı diyenler hakkında Allah ta'ala febeşşirhum bi azabin elin. Bu da beşşerefiyle Arap dilinde kuş haber geçtiydi. Allah Ta'ala uşançalık, yani özü bir geliden bir oğlu vermeydi ki onlar hakkında Allah Ta'ala yine kesetim görünüşte bir eyter. Febeşşirhum bi azab. Bas ana uşanlar ya. Elemli azaplar varlığını kuş haber kılıp vereydi. Kuş haber ama lazım elemli azab. Merhaba cehennem dediyse, merhabadan bir oğlu kunamaydı deyin. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de başka bir urullarda ham zakotga buyurgan, unga amr etgan bular haqida chanton so'z yuritishligimiz, gapirishligimiz mumkin deydi. Darvoqa boshqa ummatlarga ham buni farz qilinganligini ikki og'iz so'z bilan bo'lsa-da ifoda etmoqchimiz. Ibrohim alayhissalom, Musa, Iso alayhissalotu vasallamlarga ham özleri ve ümmetleri zekat fark edilen azizler. Bizlerge en fark edilen azizler. Yukarıda eğitim ettik. İslam'ın 5 rükünüden bitkisi zekat hesaplanan. Bu meselede daimi revişte astaydıl bulup Allah Ta'ala'dan yordam sorar. Yani insan da şuna kadar. Hazır bir nerseye kattık bir bağlanıp eğer Allah Ta'ala şu sözünü tansır ettirse eğer cüşkullanıp, kigin yine bakallanıp, şeytanımız, nefsimiz yine bizi vasvasa kılıp, nime buladı, özü hareket kısa bu meydanı, bekar gel, bu deyse yine, boptu deyip, ungeyen boptu devirip, maruzda işleyen de ungeyen boptu devirmezsen, hep iyi bulunan. Ve sabbit akdaman. Vansurna alel kavmet. Ey Allah, bizlerini, kademlerimizi sabit kılın. Şunday sabit qilgin ki, bir ahdimizda, islomimizda, namozimizda, ibodatimizda, zakotimizda. Najot topishlik uchun zakot berishi kerakligini Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan. Najot topganlarning mu'minlarni Alloh taolo sifatini aytgan. Haqiqiy mu'min bo'lgan inson jannatning firdavsiga kiradi. Haqiqiy mu'minlik sifati bor. Amallarga qarab jannatdan ham martabasi bo'ladi. Firdavsga kim kiradi? Haqiqiy mu'min kiradi. Mu'min qanaqa bo'ladi? Mu'minning sifatlari ko'p. Ayrimlariga to'xtaladigan bo'lsak, ular nima qiladi? Namozlarini xushu huzur bilan o'qishadi. Qattiq diqqat e'tibor bilan o'qishadi. Botil ishlardan yuz o'girishadi. Zakotlarini berishadi. Farzlarini saqlashadi. Najot topadigan mu'minlarni Alloh taolo bayon etar ekan namozlarini o'qidilar deydi. Namozlarda xushu qiladilar deydi Alloh. Botil ishlardan mu'ridun yuz o'giradilar deydi Alloh. Zakotlarini beradilar deydi Alloh. Zakotdan keyin farzlarini saqlaydilar deydi. Shuni o'zida ham katta zakotni bermasa keyin farzini saqlolmaydigan bo'lib qoladi. Birovlarning haqqini yeb qo'yadi, deydi. Azizlar shunday. Alloh hammamizni o'z e'tiqodimizda sobit qadam qilsin. Adashtirmasin, toyitirmasin. O'zimiz bugun ahd qilaylik. Allohdan nima amr bo'ladigan bo'lsa, nima buyruq bo'ladigan bo'lsa, qat'iy mana shunda bel bog'laydi. Alloh taolo o'zi qiladigan ishlar haqida mas'ul bo'lmaydi. Ya'ni kimgadir javob bermaydi Alloh taolo. Zakotning orqasidan bo'y qilib yuboradi aniq. Demoqchi edik, Alloh taolaning o'zining ishi. Ammo albatta barakot bo'ladi, ziyodalik bo'ladi,
köpeyiş bo'ladi. Maqsadni zo'r olishligimiz kerak. Payg'ambar alayhi salovatu vasallamni mana agar so'zlar ta'sir etsa dedik, xutbadagi umuman muomalatdagi uslublarini o'zi go'zal bo'ldi. Uyimizda yaqinlarimizga, bolalarimizga ham yaxshilikni, iymon e'tiqodni o'rgatar ekanmiz. Do'st yo'ron bir-birlarimizga nasihat qilar ekanmiz. Albatta o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Albatta. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni huzuri shariflariga birov borib eshiklarini taqilladi. Bekorchi so'zni yoqtirmasdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. So'z yo'q, so'z ish emas, bekorchi ish emas, so'zni o'zi. Eshikni taqillatganida payg'ambar alayhisalom ichkaridan kim desalar, kim degan savolga u yoqdagi odam kim deb demaydi dedi. U yoqdagi o'zining kimligini tanishtirishligi kerak. Rasululloh alayhisalotu vasallam kim desalar, men desa, men deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ohanglaridan ma'lum bo'ladiki, men degani yoqmagan. Men degan bilan ichkaridagi odam kimni taniydi? Hayotimiz bekorchi bo'lmasin deb aytmoq. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Jabir ibn Abdulloh aytadilar radhiyallohu anhu. Safarlari asnosida bir daraxtning tagida soyalanadi. Daraxtning tagida soyalanib, biroz ko'zlari ketib tursa, ustilariga mundoq qilib oyog'ini ikki tomonga qilib qilichi bilan endi meni mana shu qilichimni senga esa boshingga urishligimdan kimim to'xtata olardi deb urayotganda payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'zlarini ochib Alloh deganlarida qilichini tashlab olgan qo'rqqan. O'zlarini u yoq bu yoqqa olmaganlar. Kimim qutqarib ola olardi meni qilichimdan deb ustilarida ikki oyog'ini orasiga payg'ambar alayhisolamni orib qilichni uraman deb kimim qutqara oladi deb tayyor turganida payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deganda yuragini tubidan chiqqan gapdi. Mana bo'g'izdagi Alloh emasdi bu. Mana bundan chiqqan. Alloh qutqaradi degani qilich qo'lidan chiqdi. Shu yuragdan ish qilaylik deb. Zakotni yuragdan beraylik, boyib ketasiz. Duoni yurakdan qilaylik, ijobat bo'lib ketadi. Mana kuni kecha bir qiz 5-6 kundan beri 20 yoshli qiz qornida homila hali nobud bo'lib, qattiq kasalga duchor bo'lib, har kuni 2-3 odamdan qon olinyapti ekan. Gruppasidan qat'iy nazar olinar ekan. Shunga qon so'ratib qidirib kelishdi. Bir parcha qatam bor ekan, hozir kerak emas endi. Biron bir odam shuncha jamoatdan birontasi nima hech bo'lmasa ahvol olib shu nima endi holatingiz nima, nimadir yordam beraymi, meni qonim mana bunaqa edi, sizlarga bo'laveradimi degan munosabat bo'lmadi, domla endi e'lon qilmang bitta deb xafa bo'ldi-da. Shunaqamiz biz, hech bo'lmasa duo qilaylik, o'sha ulg'ur yurakdan qilaylik duo qilaylik. Agar zardovomiz harakat bo'lsa, jaholat o'zlarida bunaqa qilmasliklari kerak edi. Lekin biz tomonda ham, ya'ni biz musulmonlar tomonda ham birovni qo'llab-quvvatlash, holing nima bo'ldi deyish holati kamligi ham bor edi. O'zimizni isloh etmasak bo'lmaydi. Alloh deylik, yuragimizdan aytaylik aslida. Ibodat qilaylik, xushu-xuzu bilan qilaylik. Mol dunyo topmaymiz, bola topmaymiz, bu ikkisi nimaligini Alloh aytdi bayon etdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam u ikkisi bizni nima qilib qo'yishligini payg'ambar alayhisolam aytdilar. Allohni belgilagan yo'lidan adashmay, og'ishmay yashaylik. Alloh deylik, ibodat tarzida bo'laylik. Alloh ijobat qil deylik, duoni sidqi dildan qilaylik, ijobat bo'lsin. Hamma bemorlarga, xususan shu bemor sinimizga Allohim shifo ber deylik, yurakdan aytdilar. Amin, bismillah, alhamdulillah. الصلاة والسلام على رسول الله. Rabbimiz o'zingga hamdlar bo'lsin.
Rasulü Ekrem'e salatu salamlar bulsun Rabbimiz. Biz müminlerine seni keçirimlerin, rahmetlerin bulsun. Perverdigara anam, günahlarımız bir de köp buldu, özün rahmetine olgun. Rahmet dahası da kim keçir yapmaz. Rahmetine erişçiliğimizde nasip et Rabbimiz. Özün bizlerge mal, dünya, bala çaka verdin. Ular bizlerge sınav ikenliğini uqtırıp hem koydun. İmtihan bendelerine asan buluştuğunu irade ettin. Şunda hem imtihandan kakılgen nabakarlardan emez, imtihandan güzel ötken vaxtiyarlardan buluştuğumuzda nasip eyle Rabbimiz. Oşa bugün dertke çalıngellerini halatı ertege kaybedimizge düşerdi, bunu sen özün bilesen. Halımız vürünü halıdan çin manada kayguradigan hakiki mumullardan kıl Rabbimiz. Bizlerge özün mal dünya bala çaka verdin. Ular yolu da sen buyurganın de yol tutuşluğumuz diyor. Ular bizlerge balamaz. Ular bizlerge. Evveli de bizlerini yayratıp yeşnetkeni de ahirette hem kuvançımızge sebep buluştukini. Nasip kılgın. Rabbimiz özün bizlerine hidayet ettin. Bu hidayetten begana etmegin. Rabbimiz bizlerini Ramazan'a yetkizdin. Ramazan'ı şükürden, barakatıdan begana etmegin. Rabbimiz bizlerini ibadetke yatkızdın. İbadetimiz cumalarge çiklenip konuştu giden. Panah vergin. Bütün umur ibadet bilen, taat bilen, halal rızk isteş bilen. Onu köpeytirip, bürüvlerde hem halatı yakşı buluştuğu yolu da. Bolalarımızga ege kılgen bulsan, onlarını çıraylı terbiyelep, mumun musulmanlarga yordam tigedigen, menfaati yetedigen. Kılıp terbiyeleştiğimizden Allah hemimizde nasip eyleyken Rabbimiz bizlerge lütuf kılgıcı dil verdin, kalp verdin, iman etkat, husnü cemal verdin, güzel kâmet verdin, imkan verdin, cay verdin, meskent verdin. Az şükürler kıldık. Rabbimiz özün bizlerden razı bugün. Akıbetimizden bahir kıldık. Günümüzden, vaktimizden, an saniyede her anımızda faydamızda sebep oladigan işler buna ötkizişliğimizde nasip et Rabbimiz. Tıçıgımızda berdavam et. Dualarımızı icabet kıl. Bimarlarımızda şifa ver Rabbimiz. Özün bir yerinden birinden bilmedik. Özün bir sen bir desen şundayan bir miydik onlardan bulup alıştığımızda hemimizde panah ver Rabbimiz. Allah deyip, Peygamber deyip, onun dinine çakırıp, adaşkarlardan bulup olmasını nasip et Rabbimiz. Maksadımız seni razı kılıçlığı gibi oluştuk. Seni razı kılıçlığı için atanın razı kılıç gerekirken, ananın razı kılıç gerekirken, ustasının razı kılıç gerekirken,